Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu ve selâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri ve alel asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl: İkâmetu haddin min hudûdillâh hayrun min matarın erba'ine leyle fî bilâdillâh. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan ızâm aleyhüm salavat ve teslimat, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-ı arbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İktedû billezeyni min ba'di Ebu Bekrin ve Umar. Benden sonra, benim irtihalimden, vefatımdan sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz, uyunuz. Onlara itaat ediniz. Onlara itaat etmek, onları övgüyle anmak anlamına da gelir. Onların aleyhine konuşmayınız. Ne kadar övseniz Ebu Bekir ve Ömer o övgüye layıktırlar. Layıktırlar. Ne emrederlerse peki deyin, tutun, kabul edin. Nelerden neleri yasaklarlarsa onlardan da vazgeçin. Mümin olan Ömer ve Ebu Bekir'i güzel görür, gidişini kabul eder, iyi bilir ve onların yaptıklarını aynen yapar. Söylediklerini tasdik eder, uygular. Evet, bu hadis aynı zamanda benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun dediğine göre Efendimiz kendisinden sonra halife olacağına işarettir. %100 değil, işarettir. Emretmemiş Peygamberimiz. Bu konuda birçok mutalalar var. Tam hastalığı ağırlaştığı sırada güzel Peygamberimiz kağıt kalem istemiş. Size demiş bir şeyler yazdıracağım. Kendisi ümmi, yazma bilmiyor. Kağıt kalem getirin, bir şeyler söyleyeceğim size, yazdıracağım. Efendimiz ateşler içinde yanıyor. Hayber'de, Hayber'in fethi sırasında, fetihten sonra bir Yahudi, Zeynep adında bir Yahudi kızı kebap yapmış. Müthiş zehirli bir kebap yapmış. Peygamberimize takdim etmiş. Günlerdir aç kalmışlar. Yiyecekler tükenmiş. Medine nere, Hayber nere? Neyle taşıyacaklar? Zaten yok ki ellerinde. Götürdükleri de bitmiş muhasara sırasında. Yahudiler çok zengin, kalelerine kapanmışlar. Müslümanlar Hayber kalesinin dışındalar. Suluk bataklık bir yer. Sıtma hastalığına yakalanmışlar. Üstelik yiyecekleri de tükenmiş. Bir gün et kokmuş. Demiş, hayrola, ne demek bu et kokusu?
Demişler ya Resulallah, acımızdan ölelim mi? Binerek geldiğimiz eşekleri kestik, etlerini kızartıp yiyeceğiz. Derhal demiş bütün tencereleri dökün. Eşek eti haramdır. Onu öğrenmişiz. Eşek eti haramdır. At eti de yenmez. At eti de aynı tek tırnaklıdır. Geviş getirmeyenlerdendir. Evet, at daha asil bir hayvandır ama o da aynı gruptandır. O da yenmez. Kerahat-ı tahrimiye mi, mekruh mu filan, bu konuda tartışmalar var. Fıkıh kitabını yazan damat dediğimiz zat tereddüt etmiş, iki rekat namaz kılmış. Ondan sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soracağım diye bu namazı kılmış. İmam-ı Azam Hazretleri ona rüyasında oğlum tahrimen mekruhtur demiş. At eti yemek tahrimen mekruhtur demiş. Kitabında bunu yazıyor. Evet, bizim Buhara o taraflarda yiyorlar. Tahrimen mekruhtur. Eşek eti kesinlikle haramdır. Parayla satılmaz. Eşek eti parayla satılmaz. Onun için başkalarına eğer satan varsa aldığı para haramdır. Aldığı para haramdır. Evet, işte orada Hayber'de anlamışız. Döktürmüş. Dökmüşler. Hayber'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem moraller sıfır olduğu anda demiş, şu kılıcın hakkını veren adam sayesinde Hayber'i fethedeceğiz. Herkes hasta, sıtmalı. Günlerce midelere lokma girmemiş. Moraller sıfır. Fetih görünmüyor. Zahiri alametlere göre bu adam nasıl fethedecek? Ama peygamber yalan söylemez. %100 doğru ama görünen de hiç öyle değil. Öyle demiş, kim bu kılıcın hakkını verse o sayede Hazreti Ebubekir atılmış, kafasını eğmiş, vermemiş ona. Arkasından Ömer atılmış, ben hakkını vereceğim. Onun da kafasını eğmiş. Kafasını eğmesi demek kibarca sana da vermeyeceğim. O ikisini vermeyince kimse atılmamış. Ali'yi çağırın demiş. Hazreti Ali de hasta, getirmişler. Gözleri bile görmüyor. İki kişi koltuğuna getirmiş. Evet, onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş, iyileşmiş. Onun sayesinde şeyi kazanmış Müslümanlar. Evet, işte o fetihten sonra ziyafet vermiş. Başka çareleri yok. Tam böyle haç günlerdir haç. Sahabiler kebap koymuşlar. Sahabi diyorsa insan. İnsan bazı şeylere dayanamaz. Peygamberimizden evvel hemen kebabı aldığı gibi ağzına atmış sahabeden birisi. O ağzını alırken peygamberimiz de o sırada ağzını almışmış. Hemen dile gelmiş o kebap, yeme ya Resulallah, ben zehirliyim diye. Bırakın demiş ama adam ağzını almış ve yutmuşmuş. Anında canı çıkmış, öyle müthiş bir zehir. Ve yakalamışlar o Zeynep'i, kadını yakalamışlar. Neden yaptın bunu? Sen hakikaten peygambersen zehir sana tezir etmez. Sahtekar bir adamsan kurtuluveriz dedim deyince kimisi diyor ki Müslüman oldu, kurtuldu. Kimisi de diyor ki hayır, o sahabenin ölümüne sebep olduğu için öldürdü diyorlar. Böyle şeyler var, bilgiler var. Peygamberimiz işte o ağzını atmış, yutmamış olduğu o zehrin etkisi öyle müthiş ki ölümü de ondan. Böylece Peygamberimiz harp ederken yaralanmış, ölmüş oluyor. Şehit oluyor yani, ayrıca şehit oluyor. Buna mürtes derler. Harp meydanında vefat etseydi, şehit yani kanlı elbisesiyle gömülecekti.
yaralanıp bilahare hastaneye, gerilere çekilip de o yaradan ölse gene şehittir ama biz onu yıkarız, kefenleriz, gömeriz. Harp meydanı ölen şehidi kanlı elbisesiyle yıkamadan gömeriz. Namazını kılar gömeriz. Evet. Ebu Bekir ve Ömer'e, Ömer'in kendisinden sonra halife olacağını yazdıracaktı diyorlar. İşte bu ateşin tesiriyle çok havlu koyuyormuş Ayşe anamız. Anında buhar oluyormuş. O kadar ateşli. Ayşe anamız öyle söylüyor. Islak havluyu koyuyordum mübarek alınlarına, anında buhar oluyordu. İşte bu sırada demiş, getirin kağıt kalem, yorulmasın, üzülmesin diye getirmemişler. Getirselerdi, diyorlar ki bazı alimler, Ebu Bekir halife seçin diyecekti diyorlar ama öyle bir söz yok. Öyle bir söz yok. Bu hadis-i şerifi de işte önce Ebu Bekir almış, bak Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyun benden sonra diyor. Halifeliğine işaret sayıyorlar ama kesin açık bir şey yok. Onun için sahabiler Efendimiz irtihal buyurduktan sonra Peygamberimizin cenazesiyle uğraşmamışlar. Ensar, Medineliler bir grup olmuş. Mekke'den gelen muhacirun, muhacirler bir grup olmuş. Halife bizden olacak, sizden olacak diye ateşli nutuklar atmışlar mescitte. Çok hararetli. Haşimiler, peygamber sülalesi de evlerinden çıkmamışlar. Onlar da biz peygamber sülalesiyiz. Hazreti Ali başlarında halifelik bize verilir düşüncelerde olduğunu söyleniyor. Hazreti Abbas hatta bunu açıkça söylemiş Ali'ye. Sen de çık, halifelik bizim hakkımız de. O çıkmamış ortaya yere. Evet, seçim yapmışlar. Kesin bir emir olmadığı için, yani demek istiyoruz, bunu anlatıyoruz. İslam'da da Müslümanlar devlet reissiz olmaz. Bakın namazdan önce geliyor devlet reisi seçmek ki Peygamberimizin naaşı ortadayken onunla uğraşmıyorlar. Önce devlet reisi seçiyorlar. Çünkü cenaze namazını devlet reisi kıldırır. Hak onundur. Cuma namazını, bayram namazını devlet reisi kıldırır. Otorite sağlanacak, emniyet sağlanacak, güven sağlanacak. Bu kalabalık namazlar öyle kılınır. Cenaze namazı da kalabalık namazdır. Onun için Müslümanlar bağımsız olmak zorundadır. Kafirlerin boyunduruğu altına da giremezler. Kendi devlet reislerini seçeceklerdir. Esas seçimdir. Bu onu gösteriyor. Şunu yerime koyun diye açık bir hüküm yok. Onun için seçim olmuş. Ebu Bekir seçimi kazanmış. Herkes önce Ömer ona biat etmiş. O zaman elini sıkmak. Seni seçtim demek o demek. Şimdi sandığa gidip rey atmak. Sonra diğer sahabiler Hazreti Ebu Bekir'in elini sıkmak suretiyle onu halife tanıdıklarını, emrinde olduklarını beyan etmişler. Evet, benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e şu iki kişiye uyunuz, sözlerini tutunuz. Onlar bir kere İslam'a ilk girenlerden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca kendisine danıştığı danışmanlarından, müsteşarlarından, hiç yanından ayrılmadığı kişilerden. Evet, İslam'dan evvel yetenekli insanlar bunlar. Ebu Bekir de Ömer de radıyallahu anhuma dahi insanlar. Cahiliye döneminde de Hazreti Ömer sevilen, önde gelen, Hariciye Bakanlığı yapmış, dil bilen, kültürlü bir adam. Ebu Bekir de herkesin sevip saydığı, iyiliğini gördüğü çok muazzam bir insan. Müslüman olunca kabiliyetler İslam'la taşlanınca mükemmel olmuş, mükemmele ulaşmışlar ve peygamber de onlara mükemmel insanlar bunlar diye onlara uyun, onlara uyun diyor. Buradan hareketle Hazreti Ebu Bekir peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür.
en faziletlisi erdemlisidir. Yaratıkların en üstünüdür. Kıyamete kadar hiçbir mümin onun aleyhinde bulunamaz. Ömer'e de uyun dediğine göre Ömer'in aleyhinde de bulunamaz. Hüsnü zannetmek zorundadır. Bu nedenle Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum hazaratına Hulefai Raşidin derler bunlara. Dil uzatanın kafir olduğunu söyleyen alimler var. Onlara dil uzatan, hakaret eden, söven kimseye kafir olur diyen alimler var. Hayır, tazir olunur, suçtur, haramdır ama kafir demeyiz, zalimlerdir diyenler var. Onlar hakkında iyi düşünmek lazım, iyi konuşmak lazım, aleyhlerine söz sarf etmemek lazım. Söz sarf etmemek lazım. Evet. Vehtedû bihedi Ammar İbni Yasir. Ammar bin Yasir'in yoluna gidin. Burada çok hikmetler var. Evet. Yasir ilk Müslümanlardan. Ammar onun oğlu. Evet. Sümeyye onun annesi. Bunları İslam'dan geri döndürmek için işkence yapmışlar. İlk günlerde olan şeyler bunlar. Bir ayağını bir deveye bağlamışlar. Ters yönde kamçılamışlar develeri. Canlı canlı bacaklarını ayırmak suretiyle işkenceyle öldürmüşler. Evet, işkenceyle öldürmüşler. Ammar anne ve babasının İslam'da ilk şehitler bunlar. Onlar anne babasının bu feci ölümünü görünce Muhammed'in aleyhine konuş demişler. Tamam demiş. Peki. Onu da görmüşler. Ammar'ın peki dediğini, onların istediği sözü söylediğini duymuşlar. Koşmuşlar gelmişler Peygamberimiz Efendimiz'e. Ya Resulallah, Ammar da gitti. O da şirke döndü. Hayır. Ammar'ın iman etine kemiğine sinişmiştir, bürünmüştür. Ammar bizdendir, mümindir. Evet. Annesi babası kahramanlığı yaptı, azimeti yaptı. Rütbesi yücelerde. Ammar ruhsatı yaptı. Onun üzerine Ammar da gelmiş. Mahvoldum ya Resulallah. Gözleri iki çeşme kurtulduktan sonra yok demiş oğlum. Kalbi iman üzere iken hayatı tehlikeleri atlatmak için insan diliyle kurtulmak için böyle şeyler yapabilir. Ayet inmiş zaten. Kalbi iman üzere iken buna ruhsat vardır diye. Ayet celle de nazil olmuş. Evet. Bu Ammar 90 yaşlarında yalancı peygamberler türemiş. Peygamberimizin hastalığında o irtihal buyurunca da Ebu Bekir zamanında her taraftan baş kaldırmışlar. Biz de peygamberiz diye. Hazreti Ebu Bekir onları tepelemiş. Bunların en İslam devletini uğraştıranı Müseylimetül Kezzab denilen Yemameli herif. İşte onun savaşında bulunmuş 90 yaşlarında. Evet, cihadın yaşı yok. Elinden geldiği sürece sonuna kadar devam edeceksin. Evet, sonra tabii Hazreti Ali Muaviye ihtilaflarında da Ammar bin Yasir Hazreti Ali tarafında çarpışmış ve vefat etmiş. Peygamberimizin sözü var. Vah Ammar, vah! Seni azgın bir kavim öldürecek. Böylece Hazreti Ali'nin haklı olduğunu çıkarıyor İslam alimleri bu sözden. Evet, bu kadar fazlasına gidemiyoruz. Gidemeyiz. Neden? Karşı tarafta sahabi. Evet, böyle sözleri var. Ammar'ın tuttuğu yolu tutun sizde. Peygamberimiz bunu önceden söylüyor. Bu
İlerideki olayları peygamber gözleriyle görüyor peygamberimiz. Ammar'ın girdiği yola siz de girin. Gittiği yoldan gidin buyuruyor. Söylediklerini tutun. O doğruyu gösterir. Ve temessekü bi ahdibni ümmi Abdurrahmani. Ümmi Abdurrahmani'nin ahdine tutunun. Ahdine tutunun buyurmuş peygamberimiz. Tavsiyelerini yerine getirin buyurmuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani halifelik konusunda diyorlar bunlar, bu sözler Efendimizin kastı halifelik konusundadır. Bunlar ilk sahabilerden son derece düzgün, özü sözüne uygun, güzel Müslümanlar olduğunu böylece peygamberimiz ifade etmiş oluyor. Bunlar Efendimizin Ebu Bekir, Ömer, şimdi konumuz o, razı olduğu kişiler. Hayatında hastalandığı zaman son dönemlerinde söyleyin Ebu Bekir'e namaz kıldırsın buyurmuş. İslam toplumunun en güzeli, en üstünü imam olur. Hazreti Ömer bunu delil getirmiş. Öyle söylüyor. La narda li dünyana men radiyehu nebiyyuna. Öyle söylüyor. La narda li dünyana men radiyehu nebiyyuna. Peygamberimizin razı olduğuna biz mi razı olmayacağız? Ver elini diyor ve o vermese de zarla tutuyor elini ve ona biat ediyor. Evet, bu halifelik dünya işi tabi ahirette ilgilendiriyor da peygamberimizin dinimiz konusunda da namaz kılarken yerine geçirdiği, razı olduğuna biz dünya işimizde mi razı olmayacağız demiş, tutmuş, sen halifesin demiş, ona biat etmiş. Biat etmiş. Bu hadis-i şerif Hakim Müstedrek'inde ve Beyhaki Şuabul İmanında Huzeyfe Hazretlerinden, keza İbn Adi Hazret Enes'ten, Tirmizi Abdullah Mesud'dan nakletmiştir. Allah onlardan razı olsun.